Bakın ben şunu duydum. Ankara'da bir arkadaşımdan diyeyim ki çok sağlam bir bilgi olarak ifade etti. Hükümet genelkurmaydan şehirlere, ilçelere girmesini istemiş. Tankla gireceksiniz demiş. Genelkurmay da şunu belirtmiş. Demiş ki ya yıllarca hani terörle mücadele etmek istedik, yaptırmadınız bize. Şimdi girmemizi istiyorsunuz. Biz girersek çok sayıda sivil ölebilir. Bir, bunun güvencesini vereceksiniz. Bunun hesabı sorulmayacak bizden. İki, bize oradan çıkın demeyeceksiniz. Biz çıkacağımız zamana biz karar vereceğiz. Ve hükümet çaresizlik içerisinde alelacele evet girin. Hani sivil mi ölür, başka bir şey mi ölür? Bunu bize bırakın demişler. Yani biz bunu örteriz, göreceksiniz demiş, sahip çıkarız, soruşturma falan da açılmaz. Hatta Genelkurmay Başkanı bu konuda bir yasa istemiş. Nasıl MİT müsteşarınız için bir yasa çıkardıysanız bizim için de bir yasa çıkarın demiş yani. Galiba önceki de bu Roboski'den dolayı istemişti öyle bir. Tabii. Yani bunlar öyle spekülasyon olsun diye söylemiyorum. Şunu demişler yani şimdi biz bir orada barikat var, orada tank atışı yapacağız. Fakat sağında solunda evler var, arkasında evler var. Ve orada sivil insanlar yaşıyor ve ölecekler. Biz o atışı yaparız da sen bizden o sivilin hesabını sormayacaksın. Demiş ve güvence almışlar. Dikkat ederseniz başbakan ne diyor? Tek bir sivil kaybı yoktur diyor. Hepsini inkar ediyor. Çünkü söz vermiş Genelkurmay Başkanı'na. Emniyete söz vermiş. Rahat olun demiş yani. Öldürün. Biz bunu örteceğiz. Sivil öldü, çocuk öldü diyen akademisyene o kadar saldırmalarının nedeni budur.